Moderatörlüğü ben mi yapacağım? Öyle mi? Arkadaşlarımız işaret buyururlarsa, kendilerini de takdim ederlerse. Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Ben Caner Akalan, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler 2. sınıf öğrencisi olaraktan tahsilimi devam ettirmekteyim. Efendim, evvela ülkemizin geleceği olduğunu inandığımız biz gençleri kabul ettiğinizden dolayı sizlere müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, malumunuz olduğu üzere Suriyeli ve Afgan mülteciler konusu gündemdeki yerini halen daha muhafaza etmekte. Daha evvelki yıllarda bu konuyla ilgili Ensar Muhacir benzetmesinde bulunmuştunuz. Merakım şu anda halen daha bu kanaatlerinizi sürdürüyor musunuz? Ayrıca ülkemizde bulunan mültecilerin kendi yurtlarına geri dönmesi hususunda bir plan, çalışma, proje mevcut mudur? Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim efendim. Öncelikle Ensar Muhacir konusundan eğer başlayacak olursak, Ensar Muhacir konusu süreli bir kavram değildir. Bu süreç bitene kadar ne yapar? Devam eder. Örneğin Peygamberimizin Medine'ye hicreti ilk başlarda olmuş bir hadise değildir. Sonra olmuş bir hadisedir. Ensar kimdi? O zaman Medineli Müslümanlardı ve Peygamberimiz muhacir olarak Medine'ye hicret etmek durumunda kalmıştı. Ve Medine'ye hicret etti. Medineliler Ensar olarak Peygamberimizi gerçekten gönüllerini açarak onu bağırlarına bastılar. Şu anda bizim bu sürecimize de baktığımızda Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye'ye geldiler? Zevk-ü sefa için mi geldiler? Yoksa oradaki savaşta, oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye hicret etmeye, iltica etmeye mi sevk etti? Buna baktığımız zaman bu insanlar Suriye'deki zulümden, Suriye'deki savaştan kaçarak ne yaptılar? Türkiye'ye sığındılar. Ve bunları biz muhacir olarak gördük. Ve böyle bir hicrete de bizim hayır dememiz mümkün değildi. Zira Osmanlı'dan bu yana Türkiye zaten bu tür şeylerde her zaman kapısını açan, her zaman bu tür ilticalara ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bu da tabii Türkiye'nin neyini gösteriyor? Büyüklüğünü gösteriyor. Türkiye'nin bu noktadaki misafirperverliğini gösteriyor. Ve bu misafirperverlikle birlikte de Türkiye'nin dünyadaki şu anda mülteciler noktasında en çok göç alan bir ülke olarak ön sıraya çıktığını görüyoruz. Şu anda Türkiye bu noktada bir numara. Dünyada bir numara. Ve biz bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Ve bununla rahatsızlık duymadığımız gibi bir taraftan da Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz biz biriket evler yapımına başladık. Niye acaba biriket evler yapımına başladık? Çünkü bu insanlar çadırlarda kalıyordu. Yaşam koşullarının adeta sıfır diyebileceğimiz yerlerde kalıyordu. Biliyorsunuz bize Irak'tan da Saddam döneminde 500 bin mülteci geldi. Yine o şartlarda geldiler. Biz yine kapımızı açtık. Şu anda dünyanın değişik yerlerinde buna benzer konular yok mu? Var. Birçok Meksikalı'nın duvarları yıkarak Amerika'ya sığındıklarını görüyorsunuz. Ama bizdeki gibi bir ev sahipliğini Amerika onlara yapmadı, yapmıyor. Onlar yapmıyor diye biz yapmayacak mıyız? Ona bakarsanız Avrupa'nın değişik ülkelerinde örneğin Almanya
belli bir düzenli veya düzensiz göçü alıyor. Ama bizim gibi mi? Hayır. O teröristleri alıyor. İşte PKK'lılardan, FETÖ'den, önce Yunanistan, Yunanistan üzerinden ne yapıyorlar? Almanya'ya gidiyorlar, Fransa'ya gidiyorlar vesaire. Bütün bunları şöyle değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin bu noktadaki Ali Cenaplığı ortaya çıkıyor. Ve bizler Türkiye olarak da şu an itibariyle özellikle Suriye'nin kuzeyinde bu biriket evlerle bir adım attık. Ve hedefimiz bu biriket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırabilmek. Onun için de tabii 100 bin, belki 200 bin konuta ne olacak? İhtiyaç olacak. Derdimiz onları bu tür biriket evler ile iskan edelim. Yani o barınması zor, yağmurda, çamurda yaşanması zor koşullardan onları kurtaralım ve insanca yaşayabilecekleri 2+1, bazıları 1+1, bazıları 3+1 şeklinde inşallah konutlarla bunları oralarda iskan edelim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle ben de teşekkür ederim bizleri burada misafir ettiğiniz için. Benim sorum da şöyle olacak. Birçok defa salgın sürecinde ve salgın sonrasında Türkiye'nin bu krizi, bu sorunları fırsatlara çevireceğini bahsettiniz. Bu noktada aslında girişimci vizyonunuz doğrultusunda salgın tam olarak bitti diyebilir miyiz? Ve Türkiye'yi gelecekte genç girişimcilerin istifade edebileceği nasıl bir ortam, nasıl bir gelecek bekliyor? Bunun da nezdinde aslında sizin girişimci vizyonunuz doğrultusunda genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Teşekkür ederim. Hürmetler, selamlarımı iletirim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu salgın döneminde dünyada şunu çok açık net söylemeliyim ki yatırımlarını durdurmadan süreci devam ettiren ve her zaman benim biliyorsunuz 4-5 tane kavram var. Bu 4-5 kavram yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Bunları başarmamız lazım. Tabii bu salgın döneminde bizim yapmamız gereken en önemli iş neydi? Hastanelerimizin mevcut sayısını daha da artırmaktı. Bakın şu anda bizim 19 tane şehir hastanemiz var. Bu sayılar daha da artacak. Tabii şehir hastanesi ne demek? Yani en küçüğü 500 oda, ondan sonrası 1600-2000'e kadar devam ediyor. Ve biz bu süreçte 3 ay içerisinde örneğin İstanbul'da şu anda Atatürk Havalimanı Bay Kemal'le anlaşamadığımız ve bilmediği, anlamadığı yer, 1006 odalı biz Atatürk Havalimanı'na hastane yaptık. Aynı şekilde Anadolu yakasında da mevcut bir havalimanımız vardı. Orada da yine 1006 yataklı bir havalimanı da orada, hastanede orada yaptık. Bunların her ikisi de şehir hastaneleri statüsündedir. Ve bunlar tek katlı ama içerisinde ultrasonografiden tomografiye, MR'a, bütün bunlara varıncaya kadar en ideal şekilde bu hastanelerimizde bunları yaptık. Eğer biz bunları yapamasaydık ki o arada Çam Sakura Hastanesi'ni de bitirdik ki Çam Sakura'nın finans teminini yüklenici firma Japonya'dan. O zaman Abe Japonya'nın başbakanıydı. Hatta beraber açılışını yaptık video konferans vasıtasıyla. Ve tabii Çam Sakura Hastanesi Türkiye'de değil dünyada şu anda örnek hastanelerden bir tanesi haline geldi. Hangi dönemde yaptık? İşte o salgının olduğu dönemde yaptık. Eğer bu hastanelerimiz bizim olmamış olsaydı
biz ne yapacaktık o kritik dönemde? Sağa sola bakacaktık. Acaba nereden ne yardım gelir de biz bu işi çözebiliriz diye. Fakat bunları yapışımız işimizi kolaylaştırdı. Ve şu anda bizim bakın yoğun bakımlarda vesaire filan bu hastanelerde ciddi ihtiyacımız kalmadı. Böyle bir noktaya geldik. Fakat tabii bunlar yeter mi? Hayır. Biz özellikle yola çıkarken şey söylemiştik. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet, ulaşım, tarım, dış politika, enerji bunlar bizim en önemli adımlarımız olacak demiştik. Ve biz bu adımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. E kaldı ki eğer bunları yapmazsak bu söylediğiniz o girişimci ruhu ne yapamazsınız? İspatlayamazsınız. Girişimci ruhun da öncelikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bunları başarmamız lazım. Girişimci ruhun neticesidir bunlar. O girişimci ruhunuz olmazsa bunları başaramazsınız. Ve şu anda Türkiye'de bizler bu adımı atmak suretiyle dünyada örnek bir ülke haline geldik. Şu anda dünyada Türkiye bu konumuyla parmakla gösterilen bir ülke durumunda. Ve birçok ülkeye bizler örneğin o sıkıntılı dönemde, salgın döneminde 167 ülkeye bizler her türlü desteği verdik. İlaçtan tutunuz da bütün diğer aparatlara kadar bu tür destekleri verdik ki o insanlar özellikle de Afrika'da yaşayanların halini düşünün. Onlara olan bu desteklerimiz çok çok ciddi manada Türkiye'ye muhabbeti artırdı. Ve bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ancak İstanbul'da gerek Yeşilköy Havalimanı'nda gerekse Anadolu yakasındaki bu hastanemiz bunlar hakikaten örnek teşkil ediyor. Ve şimdi biz mesela Yeşilköy Havalimanı'nı Yeşilköy Havalimanı kuruluşunda bu adı almıştır. Daha sonra yani Evren döneminde Atatürk Havalimanı adını almıştır. Ve şu anda da biz bu dev İGA dediğimiz dünyadaki ilk üç içerisinde olan yeni havalimanımızla birlikte burayı boşalttık ve nasip olursa burayı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi haline getiriyoruz. 29'unda inşallah ilk fidanı, ağacı dikeceğiz ve fetih şenliğini de inşallah 29'unda orada yapacağız. Sağ ol. Şu kızımıza merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Ariye Cansöge. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisiyim. Diyarbakırlıyım. Kısa bir sorum olacak size. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdiniz. Bu ülkelerde size çok iyi hatta görkemli bir şekilde karşıladıklarını gördük. Geçmişten bugüne ne oldu da ilişkilerimiz böyle büyük bir değişim gösterdi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle siyasetin iniş çıkışları hep olur. Ama bütün mesele, Japonların bir atasözü var. Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun. Koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur. Şimdi bir defa Suudi Arabistan, öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, bizim ortak paydamız var. Nedir? Bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bazen nasıl ailenin içerisinde patırdı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı. Ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık. Gerek Suudi Arabistan'la, gerek Abu Dhabi yönetimiyle bunlar aşarak
süratle ticari ilişkilerimizi, sanayi, savunma sanayi, kültürel, turizm, bütün bunlara yönelik şimdi bir planlama yaptık, adımlarımızı atıyoruz. Fakat tabii özellikle şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir rahatsız olan emir rahmetli oldu. Ve bize düşen de madem ki biz kardeş ülkeleriz, böyle bir taziye ziyaretine gitmekti. Bu taziye ziyaretimizi gerçekleştirmek de aramızdaki münasebetleri çok daha güçlü bir platforma oturtmak. Suudi Arabistan'la hakeza öyle ve şu anda da Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimiz çok daha olumlu istikamette, o da gelişiyor. Ve her iki ülkeyle de başlattığımız bu süreç, inanıyorum ki her iki ülkeye de çok çok önemli katkılar sağlayacak. Hem ticari noktada, hem özellikle siyasi ilişkiler noktasında, savunma sanayine yönelik alanlarda biz birikimlerimizi onlarla paylaşırken, onların da birikimlerini kendilerinden istifade ederek paylaşma fırsatını inşallah değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Ve gelişmeler gayet iyi şu anda. Sonu da inşallah hayır olur. Efendim, ben Yiğit Metan Gerdan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Öncelikle davetinizden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Efendim, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumsuz bir beyanette bulunmuştunuz. Bunu açıklayabilir misiniz acaba? Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaşı sırasında sürdürdüğünüz ilkeli ve tarafsız bir tavır vardı. Bu tavır sonucunda özellikle Rusya ve Batı camiasından herhangi bir baskı vesaire oldu mu? Olduysa Türkiye Cumhuriyeti bununla nasıl başa çıktı? Teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Tabii her şeyden önce NATO konusunu değerlendirmekte fayda görüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya, bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar ve onlara, yani PKK'ya, YPG'ye, bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını affedersiniz, köprü üstlerini her yere basacaklar. E şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle kendilerine de söyledik. Dedik ki NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz. Yani geçmişte girenler girdi. Bunun içinde işte Almanya'sı var, Fransa'sı var. Yunanistan ve Fransa, zaten bunlar girip çıkmışlardı. Ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler. E geri döndüler de ne oldu? Örneğin şu anda Dede Ağaç'ta Amerika üs kurdu. Yunanistan'ı söylüyorum. Ve FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor ve kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor ve bunları hala korumaya devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki efendim işte talepleriniz nedir bilelim, ona göre İsveç'ten, Finlandiya'dan bunları isteyelim. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık.
Biliyoruz ki İsveç'te, Finlandiya'da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. Biz şu anda bu yetkimizi, çünkü NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde ne yapamazlar? O ülkeyi alamazlar. Şimdi bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle bu iki ülke hakkında, hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağı, tam bir terör yuvası. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. E şimdi şeye geliyoruz, Yunanistan'a. Batı'ya 400 milyar avro borcu var. Hala Batı bunlara silah desteğini de veriyor. Üst kurmalarına örneğin Amerika'nın müsaade ediyor. E bir taraftan da bizimle görüşmelerinde biz sizinle işte aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz. Şöyledir, böyledir filan. Bunu derken kalkıp iki devletli çözüme, yani Kıbrıs'la ilgili biz olumlu bakmıyoruz diyor. E senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor? Kusura bakma. Ve biz de eğer Türkiye isek, 85 milyonluk Türkiye isek, geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu. Ama tekrar biz bir daha bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz. Öbür sorun neydi? Rusya ve Ukrayna savaşıyla alakalı olarak da bizim şu anda tabii gerek Rusya gerek Ukrayna ile ilgili değerli arkadaşlar bir denge politikası gidiyoruz. Ve bu denge politikasında ben tabii ne Sayın Putin'le ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok. Sayın Putin'le de telefon diplomasimi sürdürüyorum. Zelenski ile sürdürüyorum. Özel temsilcimi onlara gönderdim, gönderiyorum. Ve bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde bunu devam ettireceğiz. Çünkü bir yeni dünya savaşının çıkmasının ne bölgemize ne dünyaya hiçbir faydası yok. Şu anda Ukrayna'dan olan göç ortada. Öbür tarafta bu işin Rusya'ya, Ukrayna'ya olan maliyetleri ortada. E tabii bir taraftan da bizim her iki tarafla değişik bağlarımız var. Yani bugün Rusya ile nükleer enerjide bir adımımız var. Yani önümüzdeki yıl içinde inşallah Akkuyu nükleer santralini ne yapacağız? Bitirip açacağız. Bizim için çok çok ciddi bir kaynak. Öbür taraftan Ukrayna ile ilgili adımlarımız var. Yine Rusya ile bizim şu anda kullandığımız doğal gazın biz %50'sini nereden temin ediyoruz? Rusya'dan temin ediyoruz. E şimdi bunlar bizim için stratejik önemde münasebetlerdir. Ve bu münasebetlerimizi kesip atamayız. Şeyle de öbür taraftan yani Ukrayna ile bu gıda alanında işte hububattı vesaire bu tür alanlarda birçok şu anda ortaklıklarımız var. Bunları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ve bölgede bir istikrar unsuru olacak devlet varsa bu da Türkiye'dir. Bunu korumak durumundayız.
Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle gençlere doğrudan size sorularını yöneltme fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Berfu Hazel Vahide Başaran, stajyer avukatım. Kendi alanımla ilgili müsaadenizle iki soru soracağım. Öncelikle son günlerde siyasetçilerin yargılanmasında hapis cezalarının ve siyasi yasakların yasaklarla sonuçlandığını görüyoruz bu yargılamaların. Ve bunun hükümetin yargıya baskı ve müdahalesinin sonucu olduğu konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, yani tutuklunun siyasi olanı veya siyasi olmayanı olmaz. Yani siyasetçi acaba niye tutuklanır? Türkiye bir hukuk devleti. Anayasamız var, kanunlarımız var. Bu anayasa ve kanunlar müvaciyesinde bir defa siyasetçi de olsa, siyasetçi olmasa, eğer bu suçu irtikap ediyorsa bunun bedelini ödemek durumundadır. Yani ben siyasetçiyim diye bu işlediğim cezalardan herhalde kaçamam. Kaçarsak bu defa sivil olana saygısızlık olur. Bunu da ne yapmamız lazım? Aşmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda siyasetçiyim. Siyasetçi olduğuma göre istediğim gibi Cumhurbaşkanı'na da küfrederim. İstediğim gibi vatandaşa da küfrederim. İstediğim gibi vatandaşa vurabilirim, kırabilirim. Onların mekanlarına saldırabilirim. Oralarda gerekli olan suçu işleyebilirim. Hatta daha ileri öldürebilirim. Böyle bir hak olabilir mi? Böyle bir yetki olabilir mi? Olamaz. Bedeli neyse bu da anayasada ve yasalarda belirlendiği gibi bedelini ödemek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanım, Taha Gücü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. Öncelikle bizleri bu güzel mekanda ağırladığınız için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Efendim, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi inşasının başladığını haberlerden öğrendik. Bu noktada havalimanı yerine Millet Bahçesi inşasının yapılmasına sizce herkesi mutlu edecek mi? Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek. Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olarak gelip orada hafta sonlarını, hatta hafta içini geçirebilecek aileler olacak. Ve bütün bunlarla, oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. O bölge zaten Millet Bahçesi noktasında Başakşehir, tüm oralara kadar fakir. Ama şu anda bu Millet Bahçesi'yle, ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Tabii bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak ve şehir hastanesiyle birlikte, şimdi düşünün, bir tarafta 1006 odalı bir şehir hastanesi, yanında Millet Bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz ve bununla ilgili olarak şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız. Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım.
Size Toroslardan ve Akdeniz'in incisi Antalya'dan bol selamlar ve hürmetler getirdim. Ayrıca bize bu imkanı sunduğunuz için emeği geçen herkesten ve sizden teşekkürlerimi sunuyorum. Sorum şu Sayın Cumhurbaşkanım, sokak hayvanları ile alakalı. Sizin de bu konuyla alakalı hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sizin de Chico adında bir köpeğiniz vardı sanırım. Bu konuyla alakalı... İşte Chico çok yaşlandı ya. Öyle mi? Eyvah. Bu konuyla alakalı gerekli talimatları verdiğinizi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bununla alakalı belediyelerin herhangi bir gücü var mı? Ya da yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ve yeterli personelleri var mı bununla alakalı çalışma yapabilecek? Bizi aydınlatırsanız ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rahmetli Neşat Baba'nın bir sözü var. Aşkına koşan yorulmaz. Şimdi belediyelerimizin bu konuda hepsinin ölçüsü çerçevesinde gücü var. Yani arzu ederlerse, isterlerse koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor? Yapsın. Örneğin şu anda bizim Konya Belediye'mizin nefis bir barınağı var. Geçiyorum. İlçe belediyesi olarak mesela İstanbul'da Beykoz Belediye'mizin gayet güzel bir barınağı var. Yani teşhis, tedavi ve bunun dışında atmaları gereken adım. Tabii buralarda şu anda ortak paydamız en önemli süreç burada kısırlaştırmadan geçiyor. Yani kısırlaştırmaya yönelik, özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma ciddi bedeller de ne yapabilir? Bize ödettirebilir. Onun için belediyelerimizin işinin kolaylaşması noktasında kısırlaştırmanın büyük önemi var. Ama bunun yanında da tabii özellikle teşhis, tedavi ve operasyonlar. Şimdi ben tabii gittim, gezdim, gördüm. Baktım belediyemiz hakikaten nefis bir yer yapmış. Adeta bir hastane. Demek ki isteyince oluyor. Yani aşkınız varsa, yani bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız var. Aynı durum Konya'daki Büyükşehir Belediye'miz, o da büyük bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul'da Beykoz Belediye'miz ve diğer ilçe belediyelerimizin içinde yine atılan adımlar var. Ve biz bu konuyla ilgili özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanlığımızı da devreye soktuk. Ve müşterek çalışma yapmak suretiyle tabii bu hayvanlara yönelik, sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor ki yani Allah göstermesin bu çocuklarımızın, kızlarımızın, yavrularımızın yani köpeklerin saldırısına uğramaları herhalde anne babalar olarak bizleri de rahatsız edecektir. Yani bunu kimse güle oynaya karşılayamaz. Yani düşünün ki bir anne babanın yavrusu parçalanıyor. Ne olacak? Alkışlayacak hali yok. Hayvan sevgisi diyebilir mi? Diyemez. Burada da gerçekçi olmak lazım. Öyleyse tedbir, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri. Ve bunlara yönelik de adımlarımızı atıyoruz. Ve birinci derecede de bu konuda özellikle Hayvancılık Bakanımızı dedim ki artık bütün hocalığını, her şeyini bu işte kullanacaksın ve adımı da atacaksın. Adım İbrahim Gök. Ahevran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden mezunum. Ben de Akdeniz'in diğer incisi Mersin, Erdem'den geliyorum. Selamlarını iletiyorlar.
Benim sorum biraz farklı. Masa tenisi oynuyordunuz. Ben de oynuyorum. Bir yurtta maç yaptığınız esnada tenis raketini biraz farklı tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için biraz avantaj sağlıyordum ama siz de bu tutuş şeklinden dolayı bir avantaj mı sağlıyorsunuz? Yoksa yani nedenini merak ettim doğrusu. Şimdi sevgili kardeşim, tabii dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla da o tarz kullanılır. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş şekli ise benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil yani, bayağı işe yarıyor. Ve son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu Gücüyani ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. Sen dedi iyi oynuyorsun. Yok dedim ya, senin kadar değil. Yok yendin beni dedi. Şimdi demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Hani futbolda da bir plase vuruşlar vardır, travele vuruşlar vardır değil mi? Hepsinin farklı farklı bu sistemde kendine özgü şeyleri var. Yani netice alışları var. Ben de masa tenisinde raketle bu noktada işime yaradı. İyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte de herhalde diğerini öğrenecek halim yok. Sağ olun. Öncelikle böylesi anlamlı ve özel bir mekanda bizlerle bir araya geldiğiniz için şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Kütüphanesi'ne Konya'dan geldim. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Sorum özellikle pandemiyle artışa geçen ve küresel gelişmeler doğrultusunda tüm dünyada yükselen enflasyon süreciyle alakalı olacak. Devletimizin enflasyonla mücadele noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yetkili, etkili ve yeterli bir denetim sağladığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, hani devlet olarak tabii ki etkin ve yetkili bir mücadele sürüyor, devam edecek. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde, hepsinde de şu anda bugüne kadar hiç görmedikleri yüksek enflasyon var. Bizim özellikle bu yıl çok önemli. Bu işi aşacağız, başka bu işin çaresi yok. İnşallah enflasyonu da indirmeye başlayacağız. Evet, herhalde yoruldunuz. Evet, şu hanım kardeşimize verelim. Öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Ben İrem Çetinkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Benim sorularım şunlar olacak. İhracatta rekor sayılara doğru ulaşıyoruz. Bu enerji haricinde diğer ürünlerde bizim aldığımızdan satışımız daha fazla oluyor. Ama bu durum vatandaşların cebine yansımıyor. Acaba tam olarak ne zaman ve nasıl bu cebimize içeri doğru yansıyacak? İkinci sorum da şu. Vatandaşlar belirli ürünü almakta zorlandıklarını belirtiyor. Acaba bunun ihracattaki artıştan dolayı belirli ürünlerde fiyat artışı oluyor olabilir mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi bizim bu yıl itibariyle hedefimiz inşallah ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Tabii bizim göreve geldiğimizden bu yana hedefimiz ithale dayalı ihracattı. İthale dayalı ihracatta da tabii bu belli bir zamanı aldı. Ama bundan sonraki süreçte tabii içeriden, yani yerli piyasadan bu ürünleri alıp bu ürüne dayalı olarak
biz mamül maddeyi inşallah üretirsek, o zaman bizim bu noktadaki maliyetlerimiz daha da düşecek ve ihracatta 250 milyar dolar seviyesini inşallah aşacağız. Şu anda tabii 250 milyar dolar çok çok önemli ve faizle aradaki dengeyi de sürekli olarak inşallah kapatma imkanını yakalayacağız. Buradan hiç endişem yok. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi ithal ürüne dayalı mamül madde değil de bizim kendi içerimizden üreteceğimiz, yani madencilikte olsun, diğer ürünlerde olsun, kendimiz üretir ve bunu mamül maddeye çevirirsek, ki savunma sanayinde olduğu gibi, örneğin biz savunma sanayinde göreve geldiğimizde %20 idi milli olan, yerli olan. Ama şu anda bizim %80'e ulaştı savunma sanayindeki ürünlerimizin oranı. E tabi bu bizim için ihracatta da ciddi bir potansiyel ve bizi savunma sanayinde hiçbir yere muhtaç etmeyen bir durum. Ve her geçen gün bu daha da iyiye gidiyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah bu potansiyel daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkür ederim. Ben Abdülkadir Kadiroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Efendim, özellikle gençlerin ekseriyetinde ülkemizi de ilgilendiren bir konu var. Kripto paralar. Bazı ülkeler biliyorsunuz tercihini kısıtlamaktan yana kullandı. Bazıları vergilendirmeye giderek bir süreç izledi. Biz de teknolojik altyapısı iyi olan firmalarla bazı buradaki teknoloji firmaları bir anlaşma işbirliği imzaladı. Benim sorum şu, sizin bu konuda fikriniz neler? Teknolojik altyapısı iyi olan firmalarla anlaşmalar sürecek mi? Elon Musk'a da bir görüşme yaptınız. Onun da detaylarını bizimle paylaşabilir misiniz? Kiminle? Teşekkür ederim. Elon Musk. Tabii bizim Elon Musk'la yaptığımız görüşme daha çok bununla alakalı değil. Bizimki daha çok bu uzaya göndereceğimiz uzay aracıyla alakalı konuydu. Ve o konuda müşterek hareket edebiliriz şeklinde bir yere vardık. Ama bu kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor ve mecliste bunun müzakeresi yapılıp ona göre adımlarımızı atacağız. Doğrusu benim kanaatimi soracak olursanız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Yani birini zengin, birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Ben de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. Rabia Nur Şenlik. Mersin'de 18 yaşında parlamentoya aday olmuştum. Sizin yaptığınız reformlar sayesinde öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben şunu soracaktım. Uluslararası ilişkiler okuyorum. Genç bir siyasetçi ve diplomat adayı olarak sizin açtığınız yolda ilerlemeye çalışıyorum. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gençlik yapılanmasında Türkiye'nin bir görevi olacak mı? Ya da bir gençlik yapılanmasını başlatmayı düşünüyor mu? Bu bağlamda biz Türk gençleri olarak kamu diplomasisi anlamında neler yapabiliriz? Bu ayakta görev almak için bizler de talibiz. Teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz biz göreve geldiğimizde Türkiye'de siyaset yapmanın yaşı seçme ve seçilmede 30'du. Bunu 18'e biz indirdik. Önce 25'e indirdik. 25'ten sonra da 18'e indirdik. Ve 18 yaşı seçme ve seçilme yaşı yapan biz. Yani bu konuda ne ana muhalefetin ne yavru muhalefetin bunların en ufak bir katkısı yok. Bu işi başardık. Şu anda aramızda çok genç arkadaşlarımız var. İstiyoruz ki bu sayıyı daha da artıralım. Bunu tabii uluslararası çapta da
aynı şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. Yani Türk devletleri arasında bunu başarabiliriz. Yeter ki sizler bu konuda evet biz de varız deyin. Biz de varız dediğiniz takdirde bizler sizleri oralara da temsilci olarak gönderebiliriz. Temennimiz odur ki yani bu milletin evlatları uluslararası camiada Türkiye'yi temsil eden birer diplomat olsun ve oradaki diplomasi mücadelesinde yerlerini alsın. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiğiniz için. Ben Yusuf Ceyhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. Hakkari'liyim. Yakın zamanda Hakkari'ye bir ziyaretiniz gerçekleşmişti. Biz tabii o gece ansızın Yüksekova'ya gittik ve orada askerlerimizle güzel bir iftar yaptık. Ondan sonra şehir merkezine indik. Şehir merkezinde oradaki pastaneler maşallah bayağı güzel ve öğretmenlerimizin de yoğun olduğu bir yerde. Onlarla beraber oturduk. Pastamızı vesaire onları yedik. Onlarla kaynaştık. Ve tabii o terör şehri olarak anılan bölgede o gece düşünün artık sahura doğru olan o saatler bile cadde tıklım tıklım doluydu. Birçok şeyler artık aşıldı. Bundan sonra da artık Yüksekova halkı, Hakkari halkı teröre prim vermemeli. Bunları da başarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanım merhaba, ben Gizem. Benim bir sorum yok, ben sadece bir teşekkür edecektim. Aynı zamanda da bir duygu paylaşımı yapacaktım. Gençlik Spor Bakanlığı'nda yeni duyurusunu yapmış olduğunuz gençlik kamplarını da kamp liderliği yapmaktayım yaz dönemlerinde. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi mezunuyum, yeni mezunum. Gençlerin yanında olduğunuzun zaten bilincindeyiz. Ben kendi bu ailenin içinde olduğum için de görüyorum baştan sona kadar. Çok teşekkür ederiz. Bizler sizin yanımızda olduğunuzu sonuna kadar hissediyoruz. İkinci olarak da benim için çok duygulu bir söyleşi oldu. Çünkü sizin her cümleniz 15 Temmuz biliyorsunuz böyle bir şey yaşadık ve inşallah bir daha yaşamayız. Ben ve ailem çok yakından etkilendik. Bu benim için çok duygulu bir söyleşi oldu. Sizin her sohbetiniz ben dertleşiyormuşum gibi oldum ve gerçekten elimde peçetemle dinledim. Çok teşekkür ederim. Sizle tanışmak benim için bir şerefti. Sağ ol. Sağ ol. Tabii burayı görenler biz de diyorlar kendi ülkemizde bunu yapalım. Biz diyoruz projeyi veririz. Siz yeter ki yapın. En son Kazakistan Cumhurbaşkanı o da burayı görünce çok çok beğendi. Ya bunun aynısını Kazakistan'a da yapalım. Eyvallah. Biz müteahhit firmayı da göndeririz. Projeyi de veririz. Herhangi bir şey de talep etmeyiz. Gerçekten projemiz çok başarılı bir proje. Ve 24 saat burası öğrencilerimizle dolup taşıyor. Bundan dolayı da ne kadar isabetli bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl buradan kek, çorba, çay içenleriniz var mı? Ha? Şöyle bir işaret buyurun görelim bakalım. Aa, maşallah. Evet. Çocukluğumdan bu yana sizinle şiir okuyabilmek gibi bir hayalim var. Bu hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim? Bir şiir oku dinleyelim. Şu an okuyorum heyecandan. Niye? Sizinle ama. Benle beraber mi okuyacaksın? Evet, sizinle beraber okuyabilmek gibi bir hayalim var. Eyvah. İşi zora soktun. Hangi şiir okuyacağız ki? Ben normalde Nurullah Genç'in Beni Yakışına şiirine hazırlanmıştım ama... Tamam, sen şimdi ona hazırlandıysan, şimdi tam ezberimde değil sonuna kadar ama Nurullah hocamızın o şiirini ben de çok severek şiir kasetimin içine aldım. Tabii o zaman kasetti, daha sonra şimdi CD'ye dönüştü. Hadi sen şunu bir okuyuver be. Yanınıza gelebilir miyim? Ne demek? Gel. Sen de başla, değil mi? Büyüklük sizin olsun. Sizin başlayın.
O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Yani iyi bir düet oldu değil mi? Ben çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben de cezaevine girerken doldurduğum, o zaman kasetti tabii, CD'ler yoktu. Kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı. Sağ olsun, var olsun. Ve gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre demek ki memnuniyet yüzdesi yüksek. Kesinlikle. Zaten sizin seslendirmeniz bambaşka oldu. Sağ ol. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin. İnşallah başarılarınız artarak devam etsin.